Ahmet, Burak ve Cem isimli 3 işçi aşağıda verilen 3 dikdörtgenden oluşan sırasıyla A, B ve C alanlarına parke taş döşemesi yapmışlardır. Şimdi arkadaşlar şunu görebiliriz. Şurası 10 birimse dikdörtgen olduğu için şurası da 10 birimdir. E, 8 artı 2 şurası 10 birimse burası da aynı şekilde 10 birim gelecektir diyebiliriz. Şimdi hatta kişileri de bir yazalım. Ahmet diyelim, Burak diyelim ve Cem diyelim. Her biri sadece kendine verilen alanda farklı zamanlarda taş döşemesi yapmışlardır. O zaman Ahmet A ile gösterilen yeri, yani 10 çarpı 4'ten 40 birim karelik alanı ta, alana taş döşemesi yapacaktır. Buraya baktığımızda 8 çarpı 10'dan 80 birim karelik alana taş döşemesi yapacaktır. Cem'e baktığımızda ise 10 çarpı 2'den 20 birim karelik bir alana taş döşemesi yapacaktır diyebiliriz. Ahmet Burak ve Cem sırasıyla 4, 10 ve 4 saatte işlerini bitirmişlerdir. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şu 4 saat sürmüş önce bunu bir yazalım. Şu 10 saat sürmüş bu da yine 4 saat sürmüş deriz. 4 saatte 40 birim kare yapıyorsa aslında o zaman 40 bölü 4'ten 1 saatte 10 birim kare yap Ahmet 1 saatte 10 birim karelik iş yapar diyebiliriz. Burak için de 80 bölü 10'dan 8 birim karelik iş yapar 1 saatte. Cem için ise 20 bölü 4'ten 1 saatte 5 birim karelik bir iş yapar diyebiliriz. Buna göre işin en az sürede bitebilmesi için işçilerin uygun alanlarda çalışmaları sağlansaydı her birinin yaptığı iş toplamda kaç saat erken bitmiş olurdu diye soruyor. Şimdi Ahmet'in bir saatte yaptığı işi bulduk. Burak'ınkini de bulduk. Burada Cem'inkini de bulduk. Şimdi arkadaşlar Ahmet bu 40 birim karelik yerde değil de 80 birim karelik çalış, yerde çalışsaydı bu durumda 80 bölü 10'da 8 saatte bitirmiş olacaktı burayı. Doğru değil mi? En büyüğünü en büyüğüne vermeye çalışıyorum. 80 e, en büyük alanımızdı. En fazla iş yapanımızda Ahmet. O yüzden en büyüğü en büyüğe verdim. 40'a e, yani B alanından bahsediyoruz. Yok. E, A alanından bahsediyoruz. 40 birim karelik alana Burak gelseydi Burak da saatte 8 birim karelik iş yapıyordu. 40'ı 8'e böldüğümde 5 saat. Cem'e zaten hiç karışmadık. C Cem yine C alanında kalsaydı. Yani yine aynı şekilde ne olacaktı? 20 bölü 5'ten 4 saat gelecek olsa. İş bu şekilde kaç saat sürüyor arkadaşlar? 8, 5 daha 13, 4 de buradan 17 saat sürüyor. İlk duruma baktığımızda ilk durumda kaç saat sürüyor? Buna da bir bakalım. İlk durumda 4 saat buradan 4 10 saat 4 saatte buradan 18 saat sürüyor. Biz şu anda değiştirerek kaç saat bulduk? 17 saat bulduk. Yani 1 saat erken bitirmiş olduk işi. Cevabımız Adana. Kapasiteleri aynı iki işçinin su kanalı açmak için bir kısmı humuslu, bir kısmı killi topraktan oluşan bahçedeki çalışmaları aşağıda gösterilmiştir. İşçilerden biri killi toprağın 1 metresini 20 dakikada, şöyle diyelim arkadaşlar. Killi toprakta 1 metre iş 20 dakikada yapılıyormuş. Humuslu toprağın 3 metresini 36 dakikada kazmaktadır demiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer ki 3 metresini 36 dakikada kazıyorsa 1 metresini de 12 dakikada kazar diyebiliriz humuslu toprak içinde. Birinci işçi ve ikinci işçi şöyle bunları bir yazalım arkadaşlar. Birinci işçi şuradan sol taraftan doğru gelecek, ikinci işçi sağ taraftan doğru gelecek. Birinci işçi kanal için ayrılan kısmın sol başından, ikinci işçi ise sağ başından kazmaya başlıyorlar. Her 30 dakikada bir mola verdiklerine göre, kazma işlemi bitene kadar toplam kaç defa mola vermişlerdir diye sormuş. Şimdi ikinci işçiden başlayacak olursak, şu kirli toprağı ne kadar zamanda bitirir? Şimdi. 3 metrelik bir kirli toprak var. 1 metrelik kirli toprağı 20 dakika dakikaysa o zaman 3 metreli de bunun 3 katı olacaktır. Yani 60 dakikada bitirebilir deriz. Peki bu 60 dakikada aynı 60 dakika içerisinde birinci işçi ne kadar ilerlemiş olur arkadaşlar? Humuslu topraktan başladı zaten birinci işçi. 1 bir metreyi 12 dakikada eğer ki yapıyorsa... O zaman 60 dakikada 12'nin 5 katı atmış olduğu için birinde 5 katı 5 metre olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu 3 metre buradan geldi. Bu da 5 metre şuradan ilerlemiş oldu. Peki ikisi de şu anda humuslu toprakla toprağı yapacaklar. Dolayısıyla ne kadar mesafe kaldı arada ona da bakmamız lazım. 30 metrelik mesafe kaldı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bunların kapasitelerinin de aynı olduğunu biliyoruz zaten işçilerin. O zaman 15 metre birinci işçi ilerleyecektir. 15 metre de ikinci işçi ilerleyecektir. O zaman 15 metre birinci işçiye yazıyorum. 15 metre de ikinci işçiye yazıyorum. Daha sonra şunu söyleyelim. Humuslu toprakta 1 metre 12 dakika sürüyordu değil mi? O zaman 15 metre 15 çarpı 12'den 180 dakika sürecektir diyebiliriz. Yani aynı 180 dakika buradan da geçecektir. Toplam ne kadar zaman geçti burada arkadaşlar? 180 dakika buradan, 60 dakikada buradan toplamda 240 dakika geçti. Peki her 30 dakikada bir mola verdiklerine göre demiş. 30'a böldüğümüzde aslında 8 mola demeyiz ama değil mi? Niye? Çünkü biz şöyle düşünelim mesela. Birinci mola, ikinci mola, 3. mola, dördüncü mola, 5. mola, 6. mola, 7. mola, 8. mola zaten işin bittiği yere denk geliyor. O yüzden sekizinciyi saymayız. E sekizinciyi saymadığımızda da aslında kaç tane mola vermiş oluruz? 7 tane mola vermiş oluruz. Çünkü 8. molayı verdiğimizde iş bitiyor. Bundan dolayı saymadık. 7 oldu cevabımız yani Denizli. Aşağıdaki tabloda İstanbul'un diğer şehirler ile saat farklarından bazıları gösterilmiştir. Örneğin İstanbul'da saat 12 iken New York'ta saat 4, Tokyo'da saat 18'dir demiş. New Yorklu Tom ile Tokyolu Lee İstanbul'da yazılım mühendisliği okuyup kendi şehirlerinde işe başlamışlardır. Bu iki arkadaş tek başlarına bir kodlama işini Tom 3 saatte yapıyormuş arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Lee ise 6 saatte yapıyormuş. Buna da 6 saat dedik şöyle. İkisi beraber bu kodlama işini online olarak Tokyo yerel saatine göre yapıyorlarmış. İkisi beraber yaptığında kaç saat sürecektir arkadaşlar bu iş? 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü t diyecek olursak 2 ile genişletelim payda eşitlemek için 2 çarpı 1 2 1 de buradan 3 bölü 6 eşittir 1 bölü t geldi. İçler dışlar çarpımından 3 t eşittir 6 iki tarafı 3'e böl t eşittir 2 olarak geldi. Peki bu iş 2 saat sürüyormuş arkadaşlar. Peki Tokyo yerel saatine göre 0300'da başlayıp bitirdikten sonra. Şimdi başlangıç ne zaman? 03 Bitiş ne zamandır peki? O zaman 2 saat sürdüğüne göre 0500. Tabu bir bu neye göre? Bu Tokyo saatine göre. Peki ee, başlayıp bitirdikten sonra hemen e, hemen İstanbul'daki arkadaşları Fatih'e gönderiyorlar. Yani saat 5'te arkadaşları Fatih'e yolluyorlar. Buna göre en erken saat kaçta bu iş Fatih'in eline ulaşır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Tokyo'ya baktığımızda mesela şuradaki örnek üzerinden bakacak olduğumuzda İstanbul'da saat 12 iken Tokyo'da saat 18'dir değil mi? Yani Tokyo'da saat daha ileridedir. O zaman e, saat 5 iken İstanbul'da Tokyo'da saat 5 iken bu durumda ne kadar geriye gitmemiz lazım aralarında 6 saat olduğu için 6 saat geriye gitmemiz lazım e, 6 saat geriye gittiğimizde de saat 23.00 olacaktır bu durumda cevabımız da Edirne seçeneği olur. Aşağıda özdeş 6 tane küp şeklindeki daireden oluşan bina görseli verilmiştir. Her bir dairenin yapılma süreleri bulundukları katlarla doğru orantılıdır demiş. Mesela 4. katta olan 4T ise 3. katta olan 3T, 2. katta olan 2T'dir. 1. katta olanlar da T'dir. 3 tane olduğu için her birine T, T, T deriz. Yukarıdaki binanın tamamı 48 günde yapıldığına göre demiş arkadaşlar. O zaman şu T'leri bir toplayalım. 3T buradan, 2T de buradan, 5T. 3T de buradan, 8T. 4T de buradan, 12T yaptı. Bu 12T 48 güne eşit oluyormuş. İki tarafı da 12'ye böldüğümüzde T'nin aslında 4 güne eşit olduğunu görebiliriz. Birinci kat kaç günde yapılmıştır diye sormuş. Birinci katta arkadaşlar 3 tane daire olduğu için 4, 4, 4, 12 gelecektir. Cevabımız Bursa seçeneği.